İyi akşamlar. Bera Holding günlük grafik. İyi pazarlar diyeyim daha doğrusu. Bir arkadaşımız istemiş. Kıpırdama var mı diye de sormuş. Yani Bera'da bir kıpırdama var. Burada en son 25'inde de video yapmıştım. Bir direnç çiziyoruz. Şöyle biraz büyüteyim, yakınlaştırayım. Daha rahat görülür. Biliyorsunuz alt bantta bir yatay kanal içindeyiz Bera'da. Bu tür düşüşlerden sonra çok görülür bu kanallar. Yani bu bir toplama alanı olarak da düşünülebiliyor. Teknik analizde bakın hep söylüyorum, yukarıda paralel kanal dağıtım, satış alanı. Orada artık aşağıdan taşıyanlar malı verirler. Bu alanlarda genelde bir toplama alanı. Genelde diyorum çünkü garantisi yok. Yani bunların aşağı kırıldığı da vaki. O yüzden şimdi en alttan konuşacağım önce. Sevimsiz bir alandan konuşacağım ama hani onun farkına varmak veya farkında olmak lazım. 9.30 zaten takip ettiğimiz bir destek. Bu alan kırılmadan düşüş var demiyoruz. Ben demiyorum Bera'da. Yeni bir dip gelmesi lazım ki Bera düşüyor, artık orada alıcısı yok diyebileyim. Çünkü burada devamlı alıcı var. Biz bir süre önce şimdi yukarıda 11.80'i takip etmiştik daha öncelerde. Oraya bir kere geldi. Daha sonra tekrar denemeler oldu. 11.23'ten gevşedi. 10.66'dan gevşedi. Ondan sonra bu daralan alanı oluşturduk burada. 3 temas. Ve 18 Kasım'da da bu alanı kırdı. Bu daralan, yani düşen ve altta destek bulan alanı yukarı doğru kırdı. Bir üst banda attı kendini. Yani dolayısıyla bir harekete girdi zaten. Kanalın içinde bir harekete girdi. Yukarıyı zorluyor. 11.80 bandını deniyor şu anda. Teorik olarak vazgeçilmedi bu denemeden. Piyasa hala bir alım bir hareketini sürdürüyor burada aslında. 10.65 artık ama yalnız önemli bir destek ve yakın bir destek noktası olmaya başladı. 10.65-20 üsteli ve aynı zamanda şu gördüğünüz kanalın biraz da böyle ara dirençlerine denk gelen bir alan. Bu kısım kırılmadıktan sonra tekrar 11.80 denemeleri beklenir. Kırabilirse Bera'da bir hareket var denebilir. Kıramadıktan sonra dediğim ya, yatay bandı izliyoruz zaten. O yüzden önümüzdeki hafta 11.80 kırılırsa bakın bir daha üstte 14.32'ye kadar bir hızlı bir alan var. Daha önce hızlı geçtiği bir alandı Bera'nın ama burada ara dirençler 12.60 civarları, 70 civarları. Ben buraya pek ya da bir işaretliyim, benim de önümde dursun. Bir dahaki haftaya tekrar videosunu yaparsam. Daha önce bakın günlük denemelerde 12.60 civarlarına bir hareket oldu. Geçilirse muhtemelen artık 14.32'deki o direnç ve daha önceki destek alanına doğru bir hareket olabilir. Çok hızlı, dediğim gibi hızlı geçilen bir alandı bu kısım. Yani bu alana girmeye çalışıyor Bera baktığınız zaman. Hacimler de fena değil. Yani Aralık hacimlerine baktığınız zaman, Kasım Aralık hacimlerine baktığınız zaman bir miktar yükseliş var Eylül, Ekim, Kasım'a göre. Burada da işte pazarda demek ki bir hareket var. Ona yorumluyorum bunu da. Göstergeler kötü değil, onlar da iyi. Yani 61 RSI gayet iyi bir RSI seviyesidir. MACD'ye baktığınız zaman o da momentum düşük olmasına rağmen hala al pozisyonunu koruyor. Dolayısıyla durum bu. Tek geçilemeyen şey, tek negatif şey 11.80 direncinin kırılamaması bana göre. 11.80 direnci kırıldıktan sonra 12 olarak alınabilir mi? Yani isterseniz 12 olarak da alabilirsiniz. Aradaki 20 kuruşu bir bant olarak kabul edip, o da yanlış bir çıkarım değildir. Şu kısımda biraz sağa doğru yayılması hafif o momentumun düşüklüğünü gösteriyor. Ama herhangi, dediğim gibi herhangi bir şekilde henüz şeyi kırmadı. Yani yükselmeye çalışan o trendini kırmadı. Şöyle bir kırmızı alınabilir mi? Yani buna göre de hareket edebilirsiniz ama doğrudan 20'ye baksanız biraz daha güvenli olur diyelim biz o kısma. Çok sabırlıysanız 10.20'deki destek alanını da takip edebilirsiniz. Yani 10.20'de yine 50 gün ortalamasının olduğu yer, o kısma da isteyen şans verebilir. Bera'da görünüm böyle. Yani çok yakın bir kısımda bir direnci kırmaya. Bakalım bu bandı kırabilecek mi? Kırarsa bir katlama hesabı olabilir mi? 9.30'dan bakın 11.80 az değil şimdi. 2 lira 50 kuruş. Kır oradan, katlarsa 14.30 mu oluyor? 14.30 oluyor şu bandın katlaması. Şöyle onu da göstereyim. Yani yüksekliği kadar yatay alanların katlaması beklenebiliyor çıkışlarda veya düşüşlerde. O da zaten 14.30 civarındaki direnç alanına denk geliyor. Umarım yapar. Herkese iyi akşamlar.